Burada iç organlar. Sinekler yapışmış artık buraya. O şekilde yani. Keyif yapıyorlar ben sana. Görüyorsun. Gel. Gel. Çok güzelsin. Şey görüyorsunuz abi. Ne kadar hijyenik bir yer. Görüyorsunuz. Domuz kafası burada. Domuz iç organları falan gayet hijyenik. Bu sinekler böyle. Bilmem. Bulandı. Konuşmakta güçlük çekiyorum şu an. Evet, Kraliyet Sarayı'nın bahçesine geldik abi şöyle. Burası halka açık olan. Devam ediyoruz abi, nasıl bir pislik ya. Devam edelim abi. Eyvah eyvah. Evet, burada havuzda su topu oynayan arkadaşlar var. Haydi bakalım. Sineği üzerinde abi, hazır böyle direkt. Bunları böyle kurumaya bırakmışlar. Burada sineklerle beraber bunlar burada kuruyor. Abi nasıl bir trafik, bir şey yok, bir şey yok ama hiç kimse birbirine çarpmadan böyle bir şekilde dönebiliyor. Böyle nasıl bir hiyerarşi var? Kamboçya Siem Reap'ten herkese selam. Bugün yine yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün Siem Reap şehrini hep birlikte gidip görelim. Şehir turu yapalım. Şehrin en ücra köşelerine kadar girelim. Hadi birlikte gidip görelim. İyi seyirler dilerim. Evet, burada havuzda su topu oynayan arkadaşlar var. Haydi bakalım. Siem Reap şehrini hep birlikte gezelim diyorum. Şöyle ufaktan bir hosteli göstermek istiyorum size, kaldığım yer. Böyle sosyal bir yer. Burası bar bölümü. Buradan dönüyoruz. Burada teyzelerim var, tatil yapıyor. Hello. Şöyle kahvaltılarını yapanlar var, yemekleri yiyenler var. Buradan böyle dışarı doğru çıkıyorum. Birazdan şehir turu yapacağız. Bakın burada bisikletinizi, motorunuzu falan getirdiğinizde buraya teslim edebiliyorsunuz. Şimdi biraz daha böyle lokal yerlere girmeye çalışıyorum. Bakın burada çamaşırcılar var. Çamaşırınızı veriyorsunuz. Bakın burada hep böyle yıkayan yerler var. Şöyle yıkayıp, kurutup, ütüleyip size veriyorlar. Kilosu 1 dolar diyor. Şöyle devam ediyoruz. Kuyumcu abi burası bakın. Kuyumcu dükkanı, döviz bürosu falan. Şöyle değerli taşlar falan var burada. Hello. Şöyle bakın, timsah ayağından burada cüzdanlar falan yapmışlar. Timsah ayakları bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Timsah derisinden yapılıyor bunlar. Timsahların ayak kısımları. Bunlar da gerçek orijinal timsah. Böyle. İçi doldurulmuş orijinal timsahlar bunlar. Evet. Burada yine bir seyyar satıcı, bir arkadaş şeyler satıyor. Küçük minik bir bakkal. Şimdi lokal böyle pazarların olduğu bir yere gitmek istiyorum. Bir hani internetten falan bakıyorum şu an, bir taraftan haritalardan. Güzel bir pazar varmış burada. Meyve sebze pazarı. Oraya doğru giderim birazdan. Yine yol üzerinde bulduğum şeyleri aktarırım size. Burger King de varmış. Bunu yeni gördüm. Fiyatları nasıl bilmiyorum ama Burger King'in. Bir bakayım ya içeriye doğru. Dolar mı? Real mi anlayamadım. Sanırım dolardır tabii ki de. Şöyle içeri doğru gireyim. Şöyle burası, bakın burası Burger King arkadaşlar. Kamboçya usulü Burger King. Hello. 3 dolar şu burger. Karşıda gördüğünüz gibi. Evet, 11 dolara, 12 dolara falan burgerler var. Fiyatlar oldukça yüksek. Şu an Kamboçya'ya göre 8 dolar, 10 dolar fiyatlar baya baya yüksek yani. Evet, çıkıyoruz abi. Burası bizi parçalar. Karnım daha aç aslında ama bir şeyler yiyeceğim ama şu an değil. Şöyle bir biraz şehri turlayalım. Şehri biraz keşfedeyim istiyorum. Küçük küçük dükkanlar var burada bakın. Burada da aynı şekilde masaj salonları falan var. Neymiş burada fiyatlar? Yani burada fiyatlar muhtemelen biraz yüksek gibi geldi bana. 10 dolar, 20 dolar gibi. Evet, bu şehirde bu tuktuklar oldukça yaygın. Hazırlık yapmadan asla binmeyin. Turistlerden zaten alışmışlar. Mümkün olunca yüksek fiyat çekiyorlar. Mümkünse InDrive uygulaması olsun, Bolt uygulaması olsun. Onları kullanın burada. Mutlaka pazarlık yapın. Pazarlık yapmadan giderseniz muhtemelen kazıklanma ihtimaliniz çok yüksek.
Ben çünkü havalimanından gelirken bir bilmeden böyle bir bindim. Gerçi pazarlığımı falan da yaptım ama 9 dolar falan çektiler fiyatı. Yani 5 dolara falan geldim ama ortalaması 3 dolar falanmış. Bir 2-3 dolar daha böyle fazladan aldılar benden. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz Siem Reap sokaklarında. Şöyle gölge bir yerden gitmeye çalışıyorum. Burada herkes motosiklet. Tuk tuk. Hello. Böyle masaj salonları burada da var. Where are you from? Where are you from? England. England. England, yeah. From Turkey. Huh? Turkey. Yeah, UK. Yeah, live in Siem Reap. Bye bye. Of course. Evet, bu İngiliz arkadaşla da tanışmış olduk. Bakın burada böyle börekçi bir mekan var böyle. Hamur işi, börek. Tatlı matlı, kekler, mekler. Şöyle mallara bakın ya. Bunlara basmışlar abi. 10 numara vallahi. Devam ediyoruz. Şöyle saatçiler, maatçiler, gözlükçüler. Yani küçük, fakir bir ülke. Yani mümkün olduğunca halkı, büyük bir çoğunluğu zaten burada şöyle tuk tuk işi falan yapıyor genelde erkekleri. Tuk tuktan para kazanmaya çalışıyorlar. Burada yaygın zaten Siem Reap'te. Herkes gideceği yere, turistler daha doğrusu, bu şekilde tuk tuk, motosiklet falan kiralayıp gidiyor. Taksi gibi düşün. Çok fazla böyle normal taksi görme şansınız yok. Daha çok bunlar tercih ediliyor. Şöyle küçük bir kahveci var burada, bakın. Abi şimdi karşıya geçeceğim. Görüyorsunuz keşmekeşi. Buradan karşıya geçmeye çalışıyorum. Abi nasıl, bir trafik ışığı yok, bir şey yok ama hiç kimse birbirine de çarpmadan böyle bir şekilde dönebiliyor. Böyle nasıl bir hiyerarşi var, nasıl bir düzen var? Ben de çözemedim. Farklı bakar mısınız arkadaşlar? Bir kural da yok, bir şey yok, işaret yok, lamba yok. Ama herkes bir şekilde yoluna devam ediyor. Evet, bu nehir galiba burada. Bir akarsu. Burası da sivrisineklerin, böyle böceklerin üreme noktası. Geceleri tabii burada üreyen böcekler, sinekler sizi rahat bırakmıyor. Böyle bir durum var. Evet. Devam ediyoruz böyle şehir turuna. Biraz daha böyle merkezi bir yere doğru yürümeye başladık. Evet, burada bir çorbacı bir hanımefendi var. Böyle çorba, yöresel yemekler yapıyor. Hello. What is this? Banana. Banana? Oh. Burası şey, böyle meyve çorbaları falan yapıyorlar burada. Çok ilginç. Bu banana. This, what is this? Pumpkin. Okay. This, what is this? Pumpkin. Pumpkin. Yes. Yeah. Thank you. Burası da kabak. Kabak yemeği yapmışlar. Süper. Böyle sebzelerden, tahıllardan bir şeyler yapmışlar. Burada da bir şeyler var ama börtü böcek midir nedir anlayamadım bunu. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle baklagillerden, meyvelerden yemekler, çorbalar yapmışlar. Şöyle bir telefoncuya denk geldim şöyle geçerken arkadaşlar. Şimdi iPhone'lar falan var. Bunu dikkatimi çekti şöyle. Şu 256'lı 128'lik fiyatı ortalama 1100 dolar. Bu da yaklaşık 1500 dolar. Şöyle iPhone Pro Max şeklinde. iPhone 14 bu. iPhone 14 Pro Max. Ortalama 1500 dolar falan şu an sıfır cihazlar burada. Yani gayet makul bence. Bu fiyatlar burada gayet makul. 1500 dolara falan. Thank you very much. Thank you. Şöyle Samsung fiyatları falan da var ama çok fazla oyalamayayım dedim burada çalışan arkadaşlara. Şimdi çıktım şöyle. Yol üstü bir yerde. Evet, yol üstünde şöyle bir ablam var buraya. Yumurta haşlıyor. Şöyle yumurtalarını koymuş. Şöyle bakın. Yumurtaları haşlıyor. Burada tezgahı var. Tezgahtan hazırlıyor böyle haşlanmış yumurtaları burada. Böyle domuz sosisleri var. Domuz üzerine bayağı bir yaygın. Ekmek arası yumurta domuz sosis yapıyor bu ablacığım. Bay bay. Bay. Evet abi. Abi şimdi şöyle bildiğiniz sıcak. Her yer yanıyor. Kamboçya. Şehir görüntüsü. Devam ediyoruz şimdi. Bakkala çakkala pazara doğru. Bir şehrin nabzını tutalım.
Evet arkadaşlar, şimdi Kamboçya Siem Reap sokaklarında gezerken bir pazara denk geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Beraber içeri girip bir gözlemleyelim. Şöyle bir meyve sebzeleri görüyorum şu an burada. Şöyle içeri doğru bir gireyim yavaş yavaş. Ne var ne yok. Fiyatları nedir? Fiyatlar pek yazmamışlar ama sorup öğrenmeye çalışacağız. Şöyle meyve sebze satan bir arkadaş. Devam ediyoruz. Bakın şöyle motosikletler geçiyor. Bir taraftan motosiklet tamiri yapılıyor burada. Ama bir taraftan da şöyle etler metler satılıyor. Oo, hello. Oo, süper. What is this? Bu nedir dedim. Fiyatını söyledi direkt bana. He, 35 bin. Kilosu 35 bin. Bu domuz eti sanırım. Thank you. Fiyatını sordum ama ablam direkt... Evet. Şey görüyorsunuz abi. Ne kadar hijyenik bir yer. Görüyorsunuz. Domuz kafası burada. Domuz içerdanları falan gayet hijyenik. Abi üzerindeki sinekleri görüyorsunuz. Buradan yemin ediyorum midem kalktı artık. O kadar yani. Çok ağır kokuyor. Devam ediyoruz abi. Nasıl bir pislik ya. Devam edelim abi. Eyvah eyvah. Böyle her şey iç içe burada. Sebze bir taraftan, et bir taraftan. Hello. Bakın yerinde burası domuz üzerine bir satış yapıyor. Ne kadar hijyenik görüyorsunuz. Süper. Böyle full domuz eti, full sinekler böyle. Midem bulandı, konuşmakta güçlük çekiyorum şu an. Ya bunlar biraz daha işi pratiğe vurmuşlar böyle. Şöyle görüyorsunuz burada. Böyle pervaneler falan var. Pervanelerle bunları, sinekleri kovmaya çalışıyorlar. Bunlar muhtemelen hepsi domuz üzerine şu an. Domuz satıyorlar. Bakın domuzun kafası burada, ayakları. Bu da iç organlar. Sinekler yapışmış artık buraya. O şekilde yani. Keyif yapıyorlar bence resmen. Görüyorsunuz. Abi bildiğiniz pislik, iğrenç bir yer böyle. Nasıl diyeyim, nasıl anlatayım size bilmiyorum. Pislikten geçilmiyor. Yani direkt hastalık garantili yani, öyle diyeyim size. Bunu alın buradan, gidin evinize, ondan sonra direkt hastalık kapın. O derece yani. Hello. Gel. Hey. Sen ne tatlısın böyle. Minicik. Ne güzel şeysin sen. Gel. Gel. Çok güzelsin. Süper. Thank you. Evet, balıklar var böyle abi. Hello. Oo. Süper. Bakın bu ablalar burada balıkları kesip ayıklıyorlar. Ha, görüyorsunuz. Sineği üzerinde abi, hazır böyle direkt. Bunları böyle kurumaya bırakmışlar. Burada sineklerle beraber bunlar burada kuruyor yavaş yavaş. Buzda bu soğutma sistemi çok fazla yaygın olmadığı için daha çok böyle ürünleri kurutarak, tuzlayarak vesaire o tür şekilde tüketmeye çalışıyorlar. Bakın bu balıklar da böyle hala canlı. Bu şekilde ölüp kuruyup burada yemeğe hazır bir hale gelecekler. Evet, devam ediyoruz burada. Hediyelik eşyalar, ondan sonra terlikler, oyuncaklar. Abi neler var neler. Şimdi pazarın içerisine doğru yavaş yavaş giriş yapacağız. Evet, burada yengeçler falan var. Bunları soğuk bir şekilde tutmaya çalışıyorlar muhtemelen. Deniz mahsulü yengeçler. Ablam da burada. Burada Müslüman kesimler de varmış. Ben daha yeni görüyorum lokal insanların içerisinde. Müslümanlar da varmış. Bilmiyordum. Şöyle bakın, tavuk etleri mis. Ne var abi burada? Böyle değişik değişik bir... Hello. What is this? What? Pre. Pre. Pre diye bir sebze. Şöyle görüyorsunuz otlar. Okey, okey. Fiyatı sorsam da fiyatı çok anlamıyorlar ne dediğimi. Evet, bu ablacığım da burada tavuğu yardı. Şöyle. İçini açtı, bakın görüyorsunuz. Bunu bu şekilde açtı. Kalbiyle, dalağıyla. Hemen çakıyor burada. Abi nasıl bir ağır bir koku. Nasıl bir... Evet, görüyorsunuz şimdi.
Etlerimizi görüyorsunuz ne kadar hijyenik. Meyvelerimiz falan da var burada. Evet, bu arkadaş her zaman her yerde karşıma çıkıyor benim. Evet, kurutulmuş balıklar. Devam ediyoruz şöyle. Burada balıkları bu şekilde güneşte sineklerle beraber kurutuyorlar ve ardından satışa sunuyorlar. Burada fazla böyle çok fazla işte soğutucu, buzdolabı olayı olmadığı için olayı daha çok etlerde kurutarak halletmeye çalışıyor bu ablalar burada. Yani şu an aslında karnım açtı. Belki bir şeyler bulurum, yerim diye umut ediyordum ama şimdi bunları gördükten sonra zaten bakın görüyorsunuz yengeç arkadaşlar da hala canlı. Evet, bir şeyler yapıyorlar burada, bir şeyler söylüyorlar. Aynen, tavukları falan görüyorsunuz. Devam. Evet, küçük bir pazar burası. Evet, etlerimiz burada. Şöyle hijyenik. Neymiş bu abi? Yılan balığı görüyorsunuz. Bakın yılan balığına. Yiyeceğim. Yılan balığı mı, yılanın kendisi mi anlayamadım. What is this? Fish? Fish? No. Yani direkt yılan, su yılanıymış bu, pardon. Evet, bu arkadaşlar direkt böyle su yılanı, su yılan balığı bile değilmiş yani. Böyle su yılanı bunlar. Evet. Hello. Evet, utandı kız. No problem. Böyle görüyorsunuz hepleri. Süper. Bay bay. Evet, görüyorsunuz abi. Kız utandı, bazısı utanmıyor, bazısı utanıyor. Şöyle. Korkma, korkma. Aynen abi. Meyveler falan var burada. Böyle güzel. Sıfır hijyen bir pazar. Burada ablalar etlerini falan parçalıyor. Bayağı bir ağır bir koku var. Pazarın içerisinde konuşmak bile zor. Bak ablam burada balıklarını kurutuyor hijyenik bir şekilde. Yani görüyorsunuz. Evet, devam edelim abi. Pazarın içerisinde yürümeye devam abi. Bakalım başka ne varmış. Oo, kocaman balık var burada. Şöyle bol sinekli. Nasıl bir balık bu ya? Böyle palamuta benziyor ama değil. Kurutulmuş balıklar bakın. Bildiğiniz bir pislik yuvası yani, öyle diyeyim ben size. Kimse beni yanlış anlamasın. Hani hiçbir kültürü kötülediğim için değil ama gerçekten hijyen sıfır dedikleri bazen böyle sözün gelimi olur ya. İşte o hijyen sıfır dedikleri yer burası şu an. Hijyenin sıfır olduğu yer. Böyle küçük hediyeli şeyler satanlar da var. Bakın burada şöyle mezeler falan var. Sineklerin bulunduğu noktada bol sinekli bir meze var böyle. Bakın meze çeşitleri. Muhtemelen bunlar kahvaltılık ürünler. Açık alanda etler satılıyor. Bazen konuşurken duruyorum böyle, duraksıyorum. Kusura bakmayın çünkü abi inanılmaz bir ağır bir koku var böyle. Çok pis bir koku var içeride yani. Biraz yokluğun, biraz sefaletin getirdiği bir yaşam tarzı burada. Allah herkese yardımcı olsun. Böyle görüyorsunuz. Pazarın içerisinde çok ağır bir koku var. Hello, how are you? How are you, friend? Deniz mahsulleri. Oh, rice. Very nice. Bakayım hele be ablam. Ne yiyorsun sen öyle? Meat. This meat. Fish. Fish. Sabah. Sabah. Ne balığıymış o acaba? Balık herhalde ama ne balığı bilmiyorum. Thank you very much. Bye bye. Evet, devam edelim. Hemen yemeğe davet ediyorlar. Pilav yer misin diyor ablam. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Ablacım benim. Evet, pazardan dışarı çıktık şimdi. Yavaş yavaş şehrin içerisinde dolaşmaya devam ediyoruz. Bakın görüyorsunuz şu an pazar bayağı bir rağbet görüyor. Ne satıyor abla bakalım burada? Köfte ekmek satıyor galiba. Ne satıyormuş merak ettim. Hello. What is this? What is this? Fish? Beef. Beef? Beef. Pork beef. Pork. Okay. Evet, domuzcu ablalar burada.
domuz satıyorlar. Burada tavuk satan bir ablamız var. Devam ediyoruz. Evet, burada meyve, ondan sonra bilimum malzemeler var. Hello. Papaya. What is this? Papaya. Papaya. Oo. Pineapple, papaya meyvesi, ananas. What is this? Oh. Oh, mango. Mango. Yes. How much mix? 1,500 real. Yeah. Dollar. Dollar. 3,000 real. This how much? Pineapple. $1. Bir tanesi 1 dolar böyle. Ananas. Abla, normalde bu fiyata satmadığından eminim ama bunu sana ispatlayamam. Evet. Ekmekler, böyle açıkta kekler, mekler. Abini ararsanız var. Hello. How much money? 700 real. Bu 7000 real. Yani yaklaşık 1 dolar civarı dediğine göre 1 dolar civarı galiba. 1 dolardan bir tık daha üstte. 1,5 dolar. Evet, ekmekler şöyle görüyorsunuz. Lokal bir pazar. Seyyar satıcılar. Herkes kafasına göre bir şeyler açmış, bir şeyler yapıyor. Bakın burada meyve satan var, balık satan var, et satan var. Burada ablam bir meyve çeşidi satıyor. Burada bir ablam da şöyle motora kaç tane çocuk almış böyle maşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kişi biniyor motora maşallah ya. Hello. What is this? Sen de tatlısın böyle. Bay bay. Hadi bakalım, derslerinize iyi çalışın. Okuldan almışlar çocukları. Eve gidiyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalıştım ama anlayamadım. Böyle bir et tarzı bir şey. Bakın burada tatlı patates ve fıstık çok meşhur Asya'da. Tatlı patates ve fıstığı böyle pişirip yiyorlar. Bakın burada tatlı patates ve ekmek var. Bakın. Çok küçük ekmekler var. Minik minik karpuzlar var. Hello. How much money? Price? Lock. What? Yes. 2 people and 10 What? Okay. Küçük minik karpuzlar bunlar. Bunu merak ettim ama maalesef ki fiyatını öğrenemedik abladan. Hello, my friend. How much? Watermelon? 3,500 real. Dolar? Hadi bakalım. $1. Abi ne ararsan $1 burada. Ne ararsan $1. Harikasın ya. $1 süper. Evet arkadaşlar, şimdi Kamboçya Krallığı'nın sarayının önündeyiz şu an. Şöyle gösteriyorum size. Burası bir krallık sarayı. Şimdi burası da şöyle gösterdiğim nokta. Kraliyet bahçesi burası. Bakın şimdi karşıya geçmeye çalışıyorum bir taraftan da. Burası bir bahçe, bahçe girişiymiş burası. Ya bir nevi aslında şey gibi düşünün. Hani Türkiye'de olan bu millet bahçeleri falan var ya, onlar gibi. İnsanların böyle toplandığı, sosyal olarak bütünleştiği noktalardan bir tanesi. Burada spor yapan teyzelerimiz var. Bunu normal şartlarda pek çok yerde Kamboçya'da göremezsiniz ama belli noktalarda böyle. Şimdi Kraliyet Bahçesi'nin içerisine doğru yavaş yavaş giriyorum. Spor yapan insanlar. Evet, Kraliyet Sarayı'nın bahçesine geldik abi şöyle. Burası halka açık olan, yani halkın kullanımına müsaade edilen bir alan. Yani küçük bir park aslında burası. Yürüyüş alanı, insanların spor yaptığı, sosyalleştiği bir alan. Normal şartlarda bunu Kamboçya'da yapabilmek belki biraz zordur. Burada hayat şartları biraz zorlayıcı bir şekilde işliyor insanlara karşı. Hayat biraz acımasız. Gördüğünüz gibi pazarın içerisindeki bu keşmekeş, insanların yaşadığı zorluklar falan gayet zor bir durum. Ama işte insanlar buraya doğru gelip burada biraz daha böyle sosyalleşip stres atıp aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirip
bir yaşam sürmeye çalışıyorlar. Tabi maddi durumu daha iyi olan insanları daha fazla görüyorum bu bölümde. Çünkü geçim derdi fazla olmayan insanlar biraz daha rahat bir şekilde buraya gelip sosyalleşebiliyorlar. Şu anki gözlemlerim bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi Siem Reap şehir videosunu çekerken bayağı bir yoruldum, bayağı bir acıktım. Şu an akşam saat 6-6.30 civarı oldu Siem Reap'te. Ve hala bir şey yemedim. Neden yemedim derseniz, akşamı bekledim aslında. Akşam şöyle bir çok güzel bir restoranta denk geldim. Buradan böyle istediğinizi alıyorsunuz abi. Şöyle istediğinizi alıyorsunuz. Etler falan var bakın. Şöyle etler. Sınırsız bir et restoranına geldim burada. Burası karidesler falan olduğu bölüm. Deniz mutfağıyla fazla aram yok aslında ama yine de bir iki parça deneyebilirim. Burada ne yerseniz yiyin, ne isterseniz isteyin. İçecek hariç her şey sınırsız. Şimdi bu videomu burada sonlandırıyorum. Sınırsız et videomu da bir sonraki videoma saklıyorum. Bir sonraki videomda sınırsız olarak hangi çeşitleri burada yiyebilirsiniz, kaç para ödeyebilirsiniz, hepsini bir sonraki videomda görebilirsiniz. Şimdi bu videomu burada kapatıyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimleri lütfen açın. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve sevdiğiniz videoları eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ne kadar çok paylaşım yaparsanız o kadar çok kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Hoşça kalın.